Bleiben wir jetzt noch an dem? Ne diyorsun lan? Merhaba sevgili takipçilerim. Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin. Gelin kahve içelim. Biz bu daha soğukta üşümeye başladık ya. Kar yağmur, tufan derken montu geri çıkardık, giydik. Evet. Benim montlar bayılması kaldırmış, biz de arabadaydım. Ben daha yanıkini giydim valla. İyi yapmışsın. Üşüdüm. Nisan ayının yağmurları gibi Haziran ayında yine yağmurlar başladı. Allah'ım yani damlasına şükürler olsun. İyi yağmur yağıyor. Çetin geçiyor. Bu ayımızda iyi yağmurlu geçiyor bereketli. Ürünlerimiz inşallah bitkilerimiz hepsi sular. Biliyorsunuz. Her yer suyla, insan, hayvan, dağ, otlar, her şey su lazım. Canlıların yaşam kaynaklarını sürdürebilmeleri için en başta su. Evet sevgiler. Su içmeyen canlı yoktur. Bir de biz nerede su varsa sulayalım Serkan. Bu yağmurun suyu bir başka güzelleştiriyor havaları. Aynen. Yarın fark edeceksiniz. Bir önceki videoma bakın, bir de şimdiki videoma bakın. Arada farkı zaten kendinizde fark edersiniz sevgili takipçilerim. Ya bunun suyu iyi yağışlı olur. Niye kalkmamış? İyi yıkamamış bu ay. Kahve içecek Serkaş'la. Serkaş neymiş? Serkuş'umla kahve içecek. Yemeğimizi yedik. Niye bu? Aynen. Serkaş değil de başka isim olur. Öğretmenim kahve yapacak bize. Başka olsaydı kaynardı. Ama taşırıyor bundan sonra da. Bakar mısın? Baktın da aynı bırakacaksın onu. Onu ya doldurup getireceksin. Neden? Neden Ertuğrul? Neden olacak çünkü? Bu arada... Kral benim. Nevşehir'le Ayşe ablama da selam olsun. Herkese de selam olsun dostlar. Türk kahve fincanlarıyla yaptığım zaman hatırlıyorum, anıyorum. Hepinize de selam olsun bu arada. Ama Ayşe ablam özellikle olsun. Kahve içerken aklıma geldiği için. Nezle gibi olmuşsun ben. Böyle hastalanacak gibi bir şey yapıyor biliyor musun? Ben. Ama böyle oldum, üşüyor. Üşüme hissi mi duyuyorum? Yağmur halen devam ediyor. Bugün gündüz yağdı, kesildi bir yara. Sabahları bir şeyler sevdik, yağmuru tekrardan. Ben söyleyecektim, Serkan söyledi. Evet. Aslında şey arkadaşlar, ben size gösterdim. Takipçilerimiz merak ediyordu. Yağmur yağarsa kaleplerini ne yapıyorsun diye. Sabahleyin siz kalkmadan önce ben toplanmamış halini gösterdiydim. Daha sonra Serkan gün kalkınca elektrik süpürgeyle güzelce çektirdiydim arkadaşlar. Bunlar da halısını falan sirkelediler Ay Hanım'la birlikte. İbrahim'im de kanepe kenarlarını falan sildiydi sirke ve suyla. Ama biraz sonra yine topladık biraz önce. Ya. Ama şey dedim sana biliyor musun? Serkelenmez yağmur olabiliyor musun? Yarın Serkan şey alıp gelecek arkadaşlar çadır. 5 metreliğe biter mi Serkan? Evet. 5 metre çadır al. Böyle havalardan üstünü örtelim. Takipçimin biri de yazmış, o da mantığıma sığdı. Aklıma girdi yani. Yarın o tek kişilik koltuklar var ya. Hı. Onları güzelce sirkeli suyla sileceğim. Birini Ay Hanım'ın odasına koyacağım, birini de İbrahim'in odasına. Herhalde olmaz mı? Yani olmaz. Olmaz mı? Olur. Kim oturacak? Çocuklar otursun diye yazmış. Bence de mantıklı. Git ya, çocuklar nasıl otururlar? Üstlerini falan çıkarırken güzel olur babası. Onlar da hiç çiğitmez, oturmaz, boşver çiğitmez. Maden suyu mu istiyorsun? Onlar da boş kalır, o birini oraya mı geçireceksin? Neresi? O ikili ne olabilir? Üçlü koltuğu da öyle koy diyor.
İkisini ortaya, ikisini kenara. Gömülüyor. Arkadaşlar fazla fikir bilmeye... Hani kedinin yavrusunu taşıdığı gibi bizde evde aşı yok var. Sefer, madem suyunu bardağı bulattın böyle mi işine çıkıyor? Bardağı. Yapasa fazla bir şeyler bilmem var. Biz burada taşımacı oluyoruz. İnciler, gelir, girer dışarı. Evi uğrağı, onu buraya koyup... Doğru durum bak. Niye elmasın aklı yok mu? Yani aklım yok demeyle fikir yok, aklımda gayrı yok. Şey... Ama mantığı hoşuma gitti mi yapıyor mesela? Tamamdır, o zaman da biz taşıyor, o da çıkar, o da götür. Olmadı bir de yaşıyor. Taşı bağlı, insanın ev olup da eşyasını taşıması tabii huzur, güven. Öyle de. Mutluluk. Olsun, oradan oraya bizi eziyet etmesin. Ben de en çok sevdiğim kısım, biliyorsunuz, bulaşık makinesini boşaltmak. Ben de aklıma siz geldiniz, takipçilerimle birlikte boşaltayım dedim canlarım. Bir taraftan kalem, kaynaya dokun, bir taraftan da bulaşık makinemi boşaltın. Yarın sabahleyin işim hafiflesin. Sabah evde kalktım mı, mutfakta bulaşık olmadı mı, bulaşık makinesi de boş oldu mu, dünyada benim oluyor. Ama mutfakta bulaşık oldu mu sabahleyin, o gün inanın iş bitmiyor. Akşam olmuyor yani. Hı? Limonu ne güzel kokuyor. Kesin mi? Kesin mi? Başka sıkıyor. Ömerim çürümüş de olabilir. Çürümüş değil, kurumuş. Kurumuş. Şimdikine kahveyi taşırdım. Geçen böyle bir iş görmeye şey ettim. Ha, yine video atıyordum. O gün de Serkan telefon açtı, hayatım kahveyi koy geliyorum diye. Ben de hazırladım bardağı şunu şunu, kahveyi de koydum. Ama bir geldim, öpüyor. İçemedim, koştum ama. Şişmeden doldurdum. Çöpleri iki gün olmadan oluyor. Ayağım sağ olsun erindiğinde motoruyla götürüp döküp geliyor. Yüksel abi diyor ki ben de diyor ekmek almadan.
kaptanıyım dedim. Nereden geliyorum? Baktım o. Çöp dökmeye gidiyor oğlum benim. Motosikletine arkadaşlar. Eğer öyle bir imkanınız varsa, yapmak isteyenler varsa Ayhan'dan bakıp da yapabilirsiniz. Ayhan, ben örnek alabilirler yani. Valla akşamdan çok kaçırdık. Dolmayla yeşil soğanı bir yudum aldım. Ah, nefes alamıyorum inanın. Aynısı bana da oluyor. Karın senin de aç benim mi diller bir şey diller. Aç benim de karın senin. Aç benim ise karın senin mi? He. Öyle diller. Sen ne yaptın ya bugün? Araba değiştirdin geldin yine. Alıyor satıyor işte bir şeyler yapıyor. Eşin ne iş yapıyor diye sormuşlar da. Eşine iş yapıyor. Araba eşinin kanalından izleyebilirler. Ya da buradan da söyleyelim. Aracı alım satımı yapıyor. Çiğ adama yapıyor. Araba lastiği alıp satıyor. Hani biliyorlar da çoğu inanır. Yok canım yeni gelenler de var. Onları kastetmiyor. Yeni gelen takipçilerimiz bilmediği bazı için biraz diyor. Hani evde oturuyor. Hani video çektiğimizde evde oturuyor. Şimdi biz 20 dakika oturduk. Kahve içtik ya ne oluyor? Gün boyu evde oturuyor diyorlar. Hani bir laf vardır. İtim uyuyor duruyor. Ben durmuyorum vallahi. Oradan da oradan oraya. Bir Aksaray'a gidiyorum merkeze. Bir geri ilçeye gidiyorum. Bir bura geliyor. Araba peşindeyik. Ya çarşamba mı perşembe mi? Vallahi ben de bilmiyorum. Günlerden de haberim yok. Yarın çarşamba herhalde. Yarın sabahleyin sağlık ocağına kan vermeye gideceğim. Ablam da gideceğimiş. Çarşamba. He ondan gidim. O oradan gitsin ben de buradan gidim. Ondan sonra da kanımızı verelim gelelim. Bir de Gülağaç'a gidelim. Oradan da ilaçlarımıza şey patateslerimiz böceklenmiş. Eğer böcük bir sararsa. Patates böceği çok kötü bir böcük arkadaşlar. Bir günde bir yaprağa ne kadar yumurta döllüyor. Onlar da bir günde, bir günde canlanıyorum Serkan. Mesela bir yaprağa 15-20 tane yavru yumurtluyor. Sabahleyin uyandığında o yavrular yumurta ya. Hemen böyle kırmızı böcük oluyor. Ondan sonra ertesi gün kanadı çıkıyor. Hemen patatesin yaprağını yemeye kopuyor. Acayip değişik. Irıdı demezim. O da karabatlıcanın yaprağını da yiyor o patates böceği. Geçen sene bir karabatlıcanım vardı. Çok seviyorum ben karabatlıcan közlemeyi falan. Bu sene inşallah sizlere bol bol ateş yakıp közlenmiş biberler, patatesler, patlıcanlar yapacağız. Aynen. Kızartmayı çok seviyor. İnşallah. Ben kızartmayı severim. Közü ben sevmiyorum. Kızartma sana da kızartma yapar. Közü sadece biberi severim. Bir poşet mısırım var yazdan kalan, mısırlarımız tekrar çıktı. Yarın hava eğer güzel olursa, yağmurlu olmazsa bir ocak yakıp mısırımı haşlamayı düşünüyorum. Çocuklarımla birlikte yiyelim. Mısırlarımız tekrar çıktı deyince ben de bahçeden mısır ne zaman çıktı? Çıktı ya, çıkıyor. Çıktı de, yani deyin de, deyin dediğimiz. Ocak yakacağım deyince ben de ne zaman çıktı? Ay yok canım şey. Tekrar çıktı deyince, geçen sene kıyıyor. Geçen sene kıyıyor mısırımız. Ben de bugün biraz evlerimi temizledim. Hatta komşumun yanına gittim. Mirem komşumdan domates aldım geldim fidesi. Biraz da Hatça ablamdan aldım geldim. Bamyamı iki kere ektim arkadaşlar. Pek iyi çıkmamış. Hatça ablam bamya tohumu verdi. İyi diyor. Ben ekmeyeyim diyorum. O da ek diyor. Aslında bamyayı çok seviyorum da. İşte çıkmadığı zaman üzülüyorum. Ben ne istiyorum? Bu arada hava yağmurlu gidiyor. Topraklarımız çamurlu olur. Hiç çıkmaz bu fide. Onun yerine şu damlama borusu ya, bu tarafına bamya ektiydim, şu tarafı da boş kalmasın, buraya da domates ektim. Bamya böyle yüksek olduğu için, büyüdüğü için, domates de serildiği için öyle bir fikir yaptım. İnşallah sizler de beğenirsiniz o fikrimi. Bir domates mi yaptın? Bir tanesi uzayıp gidiyor, diğeri de yere yatıp büyüyor. İkisi de güneş koruyor yani. Bir damlamadan iki bir şeyi bitki üreteceğim Allah nasip ederse. Bahçem güzelleşti. Değil mi? Aynen. Bakarsan bana bakmasan da anam bir çapa vurdu. Bahçemiz güzelleşti. Yağmur da iyice güzelleştirecek. İnşallah. Ondan sonra gelsin çiçekler verir. Yağmur da yağar. Gelsin otlar. Girin. Otlar tazelensin. Yağmur bol otlar. Vallahi ben bugün hiç iyi değildim arkadaşlar. Yine az bir haçakların yanına oturdum. Bu bilimde bir şey var yine böyle bir. Beni doğrultmuyor. Durmuyorum. 3 boru ektirdim yine kaç boru ettim onu.
23 boru. İdaz etmişsin. 33 diyeceğim ben daha böyle. 23 borumuz var. Hepsi bizim değil canım. Olsun. Ama anneninkini de ben çapaladım. Anneninkini de vardı. Bir boru değil mi? İki. Tamam, hepsini 10 boru yapacaksın. Git yerde annene, anneme, bize. İki boru daha annemin var. O kendi çapaladı. Tamam işte. Bir de domatesi var, 3. Hepsi 10 boru olsa yeter, benim var. Olsun bari. Allah pişmancalık vermesin kurban olduğum Allah. Baktıkça huzur buluyorum arkadaşlar. Ben vallahi çok seviyorum yeşilliği, evimi, çoluğumu, çocuğumu. Allah'ım hiç kimsenin ağzının tadını bozmasın. Yani kendi işimde gücümdeyim. Kimseyle uğraşmıyorum. İşim yok kimseyle. Gelene kapım açık. Çayım, ekmeğime, herkese açık yani bizim soframız. Aynen. Dostumuza kapımız açık. Kahvelerimizi içtik. Bulaşık makinesinin üst kısmında ben boşaltacağım. Hemen hızlandırılmış bir şekilde boşaltayım canlarım. Videomuzun sonuna gelelim. Kapanışı sizlerle birlikte kapatalım abi. Sevgili takipçilerim, işlerimi bitirdim. Çok şükür elhamdülillah. Artık dinlenme saati. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.